Kardeşlerim, kıyamet günü, mahşerde, sıratta, hesapta, mizanda Allah'ın rahmetine ve bize nefes vermesine ne kadar muhtaç olduğumuzu bir kere daha, bin kere daha düşünmek zorundayız. Eğer biz orayı şöyle bir ağacın altında dinleniriz canım bize sıra gelinceye kadar zannediyorsak o zaman tekrar iman şartlarına geri dönmek gerekiyor. Vay haline o gün insanlığın diyen senin peygamberin Sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada acizsin, deprem olunca ödün patlıyor. O gün aciz bile olamayacaksın. Aciz olsan gene bir umut var. O gün aciz bile olamayacak kimse. Tek şey Allah'ın sana nefes vermesi, seni rahmetiyle kuşatması. Başka umut yok. Çünkü o gün Allah, limenil mulküyüm. Kim konuşacak bugün diye o gün soracak Allah. İnsan hakları, örgütü olmayacak o gün. O gün bir Allah olacak celle celaluhu. O gün insanlığın efendileri oldukları halde peygamberler bile gidin başımdan. Gidin 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 başkasını bulun diyecekler. Vallahi öyle diyecekler, billahi öyle diyecekler. Bir peygamber var. Bir kişi var secdeye kapanıp Allah'tan rahmet dileyecek. Secdeye kapanıp yalvarmak, yakarmak bile zor o gün. Peygamberlere bile zor. Ve o gün ciğerlerine kadar İnen bir nefes istiyorsan bugün insanlığa nefes ver. Değerli kardeşlerim, bu konuşmamın başlıkları ve kenarı kısılıp bir salonda izletilse bu adam bir vakfa yardım toplayacak. Onun için böyle açıklama yapıyor. Destek, üniversitelilere burs, hayır Allah için diyecek sonunda zannedilir. Asla öyle demeyeceğim. Müslümanların vakıf fazlalığı var. Bu konuda yeteri kadar isteyen istiyor. Canı sıkılan üç kişi vakıf kurup Afrika'da kuyu açıyorlar zaten. Yeter artık. Kuraklıkta çürüttüğü neslin İstanbul'da seni bekliyor. Sen Afrika'da su kuyusu açıyorsun. Avunma. Yeğenin namazsız yaşıyor. Ablanın çocukları internette helak oldular. Ne işin var Afrika'da senin? Nefes aldır derken herkes evinde eşine, çocuklarına, akrabalarına kayınpederine, kayınanasına, kayınçosuna herkes kendi ekseninde başlayan yöresinde nefes aldırsın. Asıl vazifemiz budur. Namaz kıldırmayan insan olmak da suçtur ama namaz kılmadığı halde başkasına kıldıran insan kendini aldatıyordur. İnsanlara aile mutluluğu sağlamaya çalışırken kendi ailesi mutlu olmayan insan yanılıyor. Para toplamak için bu sözleri söylemiyorum. Birbirimize nefes olalım diyorum ama bu nefes para değil diyorum. Her zaman para yetmiyor. Nefes alabilen ve nefes verebilen Müslüman olmak. Burada nefes verdiğin kadar yarın Allah'tan nefes alacaksın diyoruz. Ama bu ahlaktır, dindir, ekonomidir, insanlıktır, sosyalliktir, hayattır diyorum. Yıkarak yapmak anlamlı değil diyorum yıkmadan yapmak lazım diyorum. Sıçraya sıçraya değil, yürüye yürüye gidelim diyorum. Afrika'ya gitmek için sıçrıyorsun sen. Kıta sıçrıyorsun. Birileri çıkıp İmam Hatip okullarında bile iman zafiyeti var diyebildiği bir topraktan kaçıyorsun sen. Hilafet diyarında yeryüzünün en çirkin ahlaksızlığı neredeyse kanunla savunulacak hale gelmiş taşıma suyla değirmen çevirmeye çalışıyorsun Afrika'da. Mahallende ırmak akması mümkün ve senin buna imkanın da var. Ama burada hurafelerle ömür çürüt. Ondan sonra git Afrika'da taşıma suyuyla değirmen çevir. Bu mantıksızlığı anlatıyorum kardeşlerim. Yeğenimizin çorabı yoksa elbette ona da çorap alalım. Yeğenlerimizin ahlaki sorunu varsa bağrımıza basalım. İlgilenelim. Yeğeninden illallah etmiş, usanmış, bacımız, ağabeyimiz varsa o zaman bacımızı, ağabeyimizi kimse gel ben sana nefes vereyim diyelim. Yükünü kaldırmaya çalışalım. Bu bir ibadettir. Bugün elbette ve elbette Afrikasından ta ötelerine kadar, uzak Asya'sına kadar insanların ekmeğe ihtiyacı var. Ama bugünkü kadar hilafet diyarı İstanbul'umuzdan, diğer İslam diyarının herhangi bir şehrine kadar imana ve ahlaka susamışlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Nere kaçıyoruz ki biz? Burada nefes aldırmak zorundayız. Bu nefes ahlak nefesi olur, moral nefesi olur. Çok nefes çeşitleri var. Sadece birilerinin zekatını toplayıp bir yere götürmek bizim öncelikli olmazsa olmazımız mıdır? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Haşa! Allah-u Teala'nın emri olan sadakayı nasıl basit görürüz? Ama diyorum ki namaz kılmayan sadaka vererek cehennemden kurtulabilir mi? Mümkün mü? Kaç milyon dolar sadaka verirsen bir sabah namazından kurtulursun kıyamet günü? Bunu soruyorum. Ailen kadar, akraban kadar, oturduğun semt kadar, dünyanın neresi seni ilgilendiriyor bunu soruyorum. Haşa! Allah'ın emri olan bir sadakayı hafif görebilir miyiz biz? Ama diyorum ki bir söz milyon dolar sadakadan daha değerli olabilir. Diyorum ki bir selam, Esselamu Aleyküm, güzel kardeşlerim nasılsınız sözü dağıttığın bir tır çikolatadan daha değerli olabilir. Bir tebessüm, bir hayat kurtarabilir. Tatlı bir söz, bir aileyi yeniden ayağa kaldırabilir. Üç dakikalık bir çay muhabbetiyle, bir ayran içerken, takviye olarak verdiğin moral, bir iyi insanı yeniden Allah'ın huzuruna çevirebilir. Yeniden hayata çevirebilir. Şu kadar yaşamış bir dede olarak, bir amca olarak, bir ağabey olarak, bir dayı olarak, hala olarak, teyze olarak senin nasihatin bir genci ümmete kazandırabilir.